Biz Ayşegül de ot arkadaşız 25 sene önce de. Ama sonra Ayşegül çok enteresan işler yaptı. Astrolog oldu. Direkt konuya girelim bence. Bu yani herkes geleceği öğrenmek istiyor. Gökyüzü bir kere geldiği bir pozisyona bir daha gelmiyor. El vermek aslında birisine böyle bir mucizevi bir e, fal eli vermek kıvamında bir şey değil. Yani Türkiye'de birçok iyi astroloğun kendi e, eğitimlerini verdiği e, astroloji okulları var. Astrologluk da e, yapay zeka ile ortadan kalkabilecek bir iş mi? <laughs> Değerli dinleyiciler, hepinize merhaba. Want Media Network'ün Emirgen Stüdyoları'ndan uzun bir aradan sonra yeniden podcast'imizle beraberiz. Bugün sürpriz bir konuğumuz var. Ayşegül, Want Media Network'ün her şeyi, yapımcısı, benim podcast'lerim de yapımcısı. Beni podcast çekmeye de o ikna etmişti. Ama podcast'ler üzerine konuşmayacağız. Bu şimdi değişik bir şey oldu. Normalde Ayşegül bütün bu kayıtların alınmasını, stüdyonun doğru düzgün olmasını, her şeyin yerinde olmasını, kameraların doğru yere bakmasını, konuğun burada olmasını, ne konuşacağımızı vesaire her şeyi o koordine ediyor. Şimdi beraber yapıyoruz. Bakalım nasıl olacak? Sizlerle beraber göreceğiz nasıl olacağını. Biz Ayşegül ile Ottüder arkadaşız 25 sene önce de. Ama sonra... Ayşegül çok enteresan işler yaptı. Astrolog oldu. Bugün <laughs> astrolojiyle ilgili konuşacağız. Dünya Kadınlar Günü ve astroloji. ...günün teması. Değişik bir tema oldu... ...bu Değişik, sefer. Değişik, ilginç bir yayın olacak. <laughs> Lütfen bizi dinleyin. Şimdi şöyle başlamak istiyorum... Ayşegül. Ee, direkt konuya girelim... ...bence. Bu Yani herkes... ...geleceği öğrenmek istiyor. Ben ilk yayınımı da... sertaçla yapmıştım. Evet. Falcılık ve yapay zeka üzerine. <laughs> Belki astrolojide de yapay zekanın rolünü... ...sonra konuşuruz. Ama nedir bu... ...astroloji? Nerede çıkmış? Yani kim icat etmiş... ...bunu? Böyle çok eski bir şey mi? Ye yeni mi oldu... Bir onun tarihçesini anlatır mısın sonra bazı detay sorularım var yani şöyle düşünmek lazım astroloji insanlık var olduğunu bildiğimiz andan itibaren ilk zaten güneşi çizmiş insanlar evet. sonra da görebildikleri tek ışık yani yaşıyorsun gün doğuyor gün batıyor ay bir çıkıyor. şekilde ay çıkıyor ve bu arada bir bir şeyler daha var ışık bunların hepsini çizmişler ve Hı -hı. hareketlerini takip etmişler yani ilk arşive bakıyorsun dünya üstünde 10 bin yıl önce böyle tabletlerin girdiği dosya dosyalar e, var. Orada da... var orada da yerleri var orada da güneşin ayın ve adını koyamadıkları gezegenlerin hareketleri evet. var ona yıldız diyorlar herhalde değil mi ne olduğunu biliyorlar işte çünkü şekiller çizmişler evet. kendilerince daha büyük daha kahverengi falan gibi böyle şeyler var ama yani astroloji dediğin şey aslında istatistik bilgi evet ha. bunları takvim yapmak için takip etmişler diye ben biliyorum niye e, çünkü işte mesela Mısırlılar işte her sene Nil Nehri taşıyor. Evet. İşte ekinlere zarar ne zaman taşıyacak ona göre hazırlanalım diyor. Evet. Onu o gök cisimlerinin hareketlerinden takip ediyor. İşte Meksika'da bilmem ne Aztekler gene aynı şekilde o gök cisimlerini takip ediyor. Ama sonra bakıyorlar ki bu gök cisimlerin hareketleriyle e, insanların bireysel e, hareketleri, hareketleri arasında bir, bir ilişki var. Şimdi burası ilginç. Şimdi şöyle ilk başta aslında bir şey takip etmek için yapmıyorlar. İlk başta bir şey takip edebildiklerini fark ettikleri için hmm. bunları istatistiki bilgi olarak toplamaya başlıyorlar. Ondan sonra fark ediyorlar ki işte birinci, ikinci döngü, üçüncü döngü geldiğinde gerçekten bir doğa olayıyla birlikte Döndü geliyor. Ne? Yani işte ay bilmem nereye geldiğinde, hmm. bilmem kaçıncı mevsimde diye yazdıkları yerlerde bakıyorlar ki nehir... Taşıyor. Ee, taşıyor. Mahsuller e, yok oluyor. O yüzden işte ona göre bir şey yapmak lazım. Yapsak mı acaba diye bakıyorlar. Böyle bir neden sonuç ilişkisi değil. If that this evet, gibi yani bir korelasyon, bir korelasyon var aslında. Korelasyonu görüyorlar. Diyor ki Ay şu şuradan şuraya geçince böyle bir doğa olay oluyor. Evet. Yani Peki, o korelasyonu sonra de görüyorlar. Sonra. Mevsimleri görüyorlar. Evet. Peki şimdi buraya kadar her şey aslında... Bir doğayı makine gibi düşünelim. İşte orada o geçtiği zaman Burada bu olay oluyor gibi bazı korelasyonlar var. Şimdi ama astrolojide daha ilginç bir şey var. Şimdi astrolojide diyor ki ya senin doğduğun gün ve saatte yıldızları şekline göre senin hayatındaki bazı şeyler belli oluyor. Ben bunları evet. öngörebilirim diyor. Diyorsun diyor dünyada. Evet. Nasıl oluyor? Diyorum. <laughs> evet. Bu da bir korelasyon evet. değil mi? Evet bu da bir korelasyon. Şimdi şöyle gökyüzü bir kere geldiği bir pozisyona bir daha gelmiyor. Hmm. Yani tarih içinde her pozisyon tek. Tek. Evet. O yüzden zaten astroloji bilim olarak adlandıramıyoruz. Yani Hı -hı. bir kimyager olarak aslında benim bu işi yapmam çok zor. Evet. Kendimle çelişiyorum da Niye devamlı. sen e, normalde bir bilimde birçok olay tekrarlandığı için istatistiksel analizle o korelasyonları daha net görebilirsin. Evet yani karbon tekse yani karbonun bir moleküler yapısı var ve evet. herkes için o karbon aynı karbon ya. Yani evet. karbonu ile benim karbonum farklıdır diyemiyorsun evet. ama haritası haritasıyla Ayşegül'ün haritası farklı. Farklı. Çünkü senin doğduğun yerde, doğduğun andan bulunduğun noktadan gökyüzünün görüldüğü şeklin bir e, snapshot'ını alıyorsun evet. ve o senin pin kodun haline geliyor. Evet. Astrolojinin bilim olarak adlandırılamamasının sebebi de o e, pin kodundan bir tane daha yok. Dolayısıyla deney yapamıyorsun. Aldığı, evet, deney yapamıyorsun. Tamam. Şimdi astrolojinin genel mantığı bu. Peki. Ama şimdi bir an bir, bilmeyen heh. dinleyicilerimiz olabilir astroloji nasıl? Şimdi burçlar falan işte astroloji oluyor ama ondan daha detaylı bir aslında e, haritadan bahsediyoruz. Evet. Biz Burç orta sadece güneşin bulunduğu olduğu yer. yer. Evet, doğduğun Aslında anda, güneş burcunu söylüyor. Yani mesela benim şimdi Koç burcundaymış. Ben Koç burcuyum. Evet. Ama benim başka gezegenlerim, başka yıldızlarım da başka burçlarda. Onlar da başka şeylerimi ifade, ifade ediyor. ediyor. E, şimdi benim e, doğduğum e, tarih ve saat ve yerde e, sen aslında o haritayı e, şimdi bilgisayar yardımıyla çıkarabiliyorsun. Eskiden bilgisayar yoktu. Nasıl yapıyorlardı bunları? Eskiden de çünkü astroloji vardı değil e, mi? İstatistiki bilgiyle ha, yine yani. Hani, tahmin ediyordu o zaman. Şöyle güneşin hangi günlerde olduğunu biliyoruz. Eskiden daha büyük bir mühendislik işi. Evet yani e, 50 yıl önce de bunu götürebiliyorsun. Götürebiliyorsun çünkü FMRS diye bir kitap tutuluyor. Hmm. Her gün hangi derecede bulunuyor hmm. bu güneş. E, o yüzden hep e, astrologlar büyük kütüphanelerin bulunduğu yerlerde daha fazla. E, hmm. Çünkü bu istatistiki bilgiye ulaşmak daha e, kolay ve veya el verilme hali. El vermek aslında birisine böyle bir mucizevi bir e, fal eli vermek kıvamında bir şey değil. Bir önceki efemerisi ona aktarmak ve bir önceki döngüler yani geçtiğimiz 30 yıl boyunca astrolok olarak çalışmış birisinin... Tuttuğu datayı, anlatması. Datayı evet. aktarıyor evet. ve evet. diyor ki işte Satürn şuradan şuraya geçtiğinde dünyada bunlar bunlar ya da kendi bölgesinde bunlar bunlar oldu. Peki sen şimdi... ...çağımızda yaşayan bir astrolog olarak... ...haritaları bilgisayara çıkarttırabiliyorsun. Evet. Sonra, Çok şükür. Sonra yani o benim doğduğum günü çıkarttın. Bu günü evet. çıkarttın hatta bu seneki hareketleri... ...görebiliyorsun. Görebiliyorsun Çünkü zaten Tabii onlar ki. fizik kurallarına göre hareket Tabii ediyorlar. Ki. Şimdi sonra ama burada işin bir e, yorumlama kısmı, kısmı var. Evet. Ee, yani burası da işte sanat kısmı. Ee, Aynen. Burada ne yapıyorsun? Burada ne yapıyorsun? Şimdi öncelikle daha önce benzer konumlarda olan hmm. e, göstergelerde neler olmuş onları inceliyorsun yani bunun işte ne kadar çok okursan daha önceki hikayelerden ünlülerden daha önceki hmm. astrologların önerilerinden veya yönergelerinden çıkarak işte ilk günden itibaren okumaya başlıyorsun Güneş Koçta işte bilmem kaçıncı derecedeki bir haritaya Satürn bilmem hangi burçtan bilmem ne derecesi yaparsa ne oluyor sonra bolca harita bakıyorsun hı. Hmm işte 10 bin saat kuralında göre 10 saat 10 saat Artık. kuralı değerli dinleyiciler bir işi 10 saat yaparsanız orada uzmanlık ediniyorsunuz diye dedim Malcolm evet. Gladwell'in kitabından evet. yani çok şeyi yapa, bir şeyi yaparak öğrenmek evet. aslında tam astrolojide öyle bir şey öyle bir şey yani. Biraz öyle bir şey. Şimdi çok farklı yönleri var. Sen hmm. oraya da gelmek istiyorsun evet. biliyorum. Evet. Farklı... Bir okulu var mı bunun? Var tabii Gidebilir ki. miyiz? Tabii ki. Hmm. Yani Türkiye'de birçok iyi astroloğun kendi eğitimlerini verdiği astroloji okulları var. Astroloji eğitimleri var. Ben de 2014'ten beri eğitim veriyorum. 3 yıllık bir eğitimi var astrolojinin. Basic astroloji işte temel seviye astroloji, orta seviye astroloji. E, profesyonel astroloji gibi adlandırılan herkesin kendine göre koyduğu bunun var. bir evet. e, isminin e, önemi yok ama her hafta en az 3 saatlik 4 saatlik bir kurs olmak üzere 3 dönem diye düşün e, bu 3 dönemi bitiren kişiler eğer gerçekten yeteri kadar örnekle beslenmişse hı hı. E, bu işin algoritmasını ve istatistik okumanın nasıl bir şey olduğunu algılayabildiyse iyi bir astrolog olarak... E, ama şöyle düşünmek lazım. Nasıl bir mühendis, inşaat mühendisi üniversiteden mezun olduğunda ne kadar inşaat mühendisi de olsa astrolog da o kadar. astrolog da o kadar yani. Peki, Bu iş yapa yapa. Peki bunu yani sonuçta söylediğin şey fizik kurallarıyla hareket eden haritalar. Yani bunu anlayabilmek için aslında önden de bir eğitim almak gerekmiyor mu biraz? Ne bileyim fizik, matematik. Astroloji aslında biraz yani tabii ki biraz matematik bilgisine ihtiyacım var. Kafanın biraz ...analitik lazım. çalışıyor evet. olması lazım. Orası çok net. Ama bir yandan da yeni bir dil öğrenmek gibi. Yani İtalyanca, Fransızca hmm. öğrenmek gibi. Çünkü hmm. sembolleri öğreniyorsun. Hmm. Onların birbirleriyle olan ilişkilerini öğreniyorsun. Bir yandan da şöyle düşünmek lazım. Ailevi ilişkileri işin içine katıyormuş gibi evet. yani. işte Merkür nasıl iletişim içerisindedir... Venüs'te hmm. işte onunla açı yaparsa nasıl bir... E, ...insani e, boyutlar katıyor... Gezegenlerin, Anladım. Gezegenlerin o hareketlerini. O sanat yorumu da oradan geliyor o tabi aslında. O tabii senin insani boyut dediğin şey o hareketlerin e, zamanla yol açtığı... ...yol açtığı demeyelim de ilişkili olduğu durumların kolay anlaşılsın diye... ...insanlaştırılmış, hikayeleştirilmiş, hikayeleştirilmiş hali. hali. Aslında orada bir evet. insanilik yok. yok. Ya Ben bunu biraz şeye benzetiyorum. Bu işte normal tıp fakültesinde öğretilen tıp var. Bir de mesela Çin tıbbı var. Onlar da yıllardır... Mesela Çin'e gidersen iki fakülte var. Bir Çin evet, tıbbı Çin fakültesi tıp. var bir normal tıp fakültesi var. Eczaneye giriyorsun... Çin ilaçları normal batı Modern. ilaçları diye ayırıyorlar. <laughs> sağda biri var solda biri var. Bu da onun gibi yani aslında bu da biraz böyle e, el yordamıyla diyelim değil mi? Yani e, işte hikayelere dayanarak işte hareketleri görüntüleri bugünkü yansımasına dayanarak bazı şeyleri öngörebilmek için böyle yüzyıllar içinde geliştirmiş bir pratik. Pratik var tabii ki şöyle istatistiki bilgi şimdi mesela hani. Astrologlar e, bilmem neyi bildi bilmem neyi bilemedi evet. filan gibi durumlar oluyor ya. Aynı gezegen etkilerinin ya da hı hı. planet hareketlerinin diyelim farklı farklı e, sonuçları olmuş. Hı. Yüzyıllar boyunca Evet işte bir tanesinde bir krallık yok olmuş bir tanesinde e, haçlı seferleri olmuş bir tanesinde inanılmaz yangınlar çıkmış depremler olmuş filan. E, mesela böyle bir etkiyle karşı karşıyayız. Şimdi her astrolog kendi bakış açısıyla kendi daha önce incelediği haritalar nezdinde çıkardığı sonucu bir yorumu katıyor. Evet. Oradaki bildi bilemedi olayı da buradan. Yani bu bir savaş mı neden olacak yoksa, yoksa bir Yoksa bir depreme mi neden Evet. ya da anladım. neden olacak demeyelim. Ee, e, olduğu zaman. Evet, böyle böyle evet. bir ihtimalden mi bahsediyoruz? ileride bir tarihte bir deprem ihtimalinden mi bahsediyoruz, evet. bir yangın ihtimal? Şimdi en çok hatırlanan ve istatistiki tutulan konularda hep Tarifler, kötü, büyük kötü olaylar. evet. felaketler evet, doğru. yani. O yüzden de hep özellikle hmm. bizim ülkemizde felaket hmm. tellallığı olarak da adlandırılan hmm. bir yapısı hmm. var. İyi şeylerin dönüşüne. şeyi tutulmuyor çünkü. Çetelesi Kaydı tutulmuyor. tutulmuyor. <laughs> doğru. Aynen doğru. öyle. Peki şimdi sana aslında onu soracaktım. Hep aklımda olan bir soru. Yani normalde bunu hep insanlar için biz konuşuyoruz değil mi? Şu doğduğun tarihte gökteki harita böyleydi. Onun e, devamında da bugün şöyle şeyler evet. olabilir diye yani bugünkü yıldızların pozisyonu ile o günkü pozisyonu mukayese ederek bazı da, şeyler e, yapıyorsun e, öngörülerde bulunuyorsun peki bunu canlı olmayan kavramsal şey işte ülke ki. gibi gene o da oluyor mu Tabii ki hmm. Tabii ki. yani işte seçim sonuçlarını hmm. e, ne bileyim savaş potansiyellerini hmm. ya da işte mecliste e, de olabilecek olayları, olayları da ya, ya da benzer mi? şekilde evet Peki Bil bunu pratikte yaparken, şimdi sen yıllarca da yaptın. Aslında iş başka bir noktaya gidiyor değil mi? Çünkü karşındaki, yani biraz burada şey yok mu? Ya Herkesin hayatı birbirine benzer aslında. Evet. Herkesin merak ettiği şeyler benzer, dertleri benzer. Ee, dolayısıyla senin öngörebileceğin şeyler de benzer. Yani burada iş biraz başka bir noktaya gidiyor. Öyle değil mi? Yani senin elinde bir veri var ama e, biraz da o benzerlikler belki önem kazanıyor diye düşünüyorum. Belli prototip insanlar geliyor sana da. Yani aslına bakarsan prototip olarak düşündüğümüz hikayelerin arkasında Hı. çok fazla e, incelikler var. Hı. yani Herkes kendi şahsına münasır hayatlar yaşıyor. Evet. Bizim hani işte aynı anda Ottu'dan mezun olduğumuz. Ve senin evet. bambaşka bir yola evet, doğru. Yol, e, girmem benim de kimyayı hiç yapmadan doğru. IT sektöründe senelerce çalışıp ondan sonra, sonra astrolog, astrolog olman sonra da podcast dışına girmem gibi böyle fantastik şeyler var doğru. E, hayatımızda. Evet belirli prototipler var yani işte güneş ikizler olan insanların veya güneşi koç olan insanların Hı -hı. sergilediği bazı. Genel özellikler var. Bunları e, kesinlikle yazsayamayız. Ama güneş dediğimiz zaman mesela o insanın nereden yaşam yaşam enerjisini aldığını, egosunu nasıl tatmin ettiğini, Hı -hı. kendini nasıl gururla ortaya koyduğunu Hı -hı. veya neyi yaparsa gururlandığını ve gerçekten yaşamak için bir sonraki Hı -hı. gün için enerji bulduğunu anlıyoruz. Ama bu demek değil ki bütün koç burçları Böyle usalla olacak. aynı yaşam enerjisine aynı şeyden alıyor. Yani e, koç burcu evet girişimcidir ve ustal girişimcilikle ilgili bir iş yapacaktır. Eşitliğini sağlayamıyoruz. Evet. Evet. Yani Çünkü orada başka anda konjonktürler bir yıl bir e, şey oluyor. Artı az önce konuştuğumuz gibi zaten güneş dışında bir etkili olan etkili başka şey var. şeyler de var. Yani güneşin pozisyonundan var. E, o günkü gezegenlerin hareketiyle birlikte evet. bir şeyler giriyor hayatımıza. Çok kompleks Aa. bir olayı. Çok, çok basit, basitleştiriyoruz. E, yani 12 tane mi yıldız o, var? Evet 12 tane burç var. O, 12 burçla sen e, çok kompleks bir hayatı açıklamaya çalışıyorsun. Olmuyor tabii. Olmuyor. 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 O yüzden e, herkesin kendi hayat hikayesini anlatabilmek için hmm. doğum haritalarını yani doğdukları anki gökyüzünün pozisyonunu alıp hem bugüne taşıyoruz, progres ediyoruz, hem işte şu anki gezegenlerin pozisyonlarını üstüne koyarak bir şeyler yorumlar katıyoruz. Bir yandan teknik var tabii ki, teknoloji ilerledikçe. E, ...astrolojide de sadece el yordamıyla bulunan hmm. eski istatistiki e, teknikler değil... E, ...modern astrolojinin de ilerlediği Batı astrolojisinin farklı teknikleri ortaya çıkmaya başlıyor. Anladım. Peki şimdi hep bu programda da konuştuğumuz bir şey. Yani astrologluk da e, yapay zeka ile ortadan kalkabilecek bir iş mi? Bunların hepsi çünkü aslında ver, söylediğim veriyi yapay zeka beslemek çok kolay... Ee, tabii benim evet. hayatımı anlaması lazım yapay zekanın. Evet. evet. Yani orada, orada yine hala bir human touch bir insan dokunuşu hmm. gerektiren bir şey var. Hmm. Yani şu anda hali hazırda çok iyi çalışan hatta telefonla böyle parmakla aplikasyon indirdiğin hmm. çok iyi çalışan yapay zeka programları var. Ee, yani ben ben de dahil olmak üzere diyeyim. Evet. <laughs> Birçok astroloğun da bunları kendi hayatlarını e, tutuyor mu acaba diye böyle yandan yandan kontrol ettiğini de tutuyor mu? Yani şöyle günlük e, bizim gazetede yazdığımız ben işte Hı -hı. akşam gazetesinde köşe e, yazarı olarak yani e, burs yorumlarını yazdım. Günlük yorumları çok güzel yapıyorlar. Hmm. Çok güzel yapıyor. Ama şimdi o günlük yorumlarda da ya yani öyle bir şey yazıyorsun ki Tutmaması mümkün değil. Çok Yani orada birazcık değil de var değil mi? Yani orada şöyle bir şey var. Ee, özellikle yükselen burca göre yazıldığı için. Herkesin kendi yükselen burcunu. Hmm. Çünkü haritayı şey yapabilmen mümkün değil yani. Senin güneşin evet koç burcunda ama senin üçüncü evinde mi beşinci Onları evinde hiç, mi? evet. Yani Şeyi biliyor musun? Ona göre. E, Türkiye'de kaç kişi burcudu biliyor? Kaç kişi ya da yüzde olarak söyleyelim? Yüz, kaç kişi yükselen burcunu biliyor? Hiç böyle bir burcudur herkes biliyordur bence. Yüzde üstündedir. Çok yani yaygın bir büyük bilgi. bir ihtimalle. Evet. Çünkü son zamanlarda özellikle son birkaç senede pandemiden sonra diyelim. Evet. Çok yani, çok moda oldu. Çok moda oldu çünkü. E, Pandemi hiç kimsenin öngöremediği, doğru. E, beklentiler dahilinde olmayan, istatistik bilgilerin içerisinde olmayan bir evet, dönem açtı. Doğru, doğru. O yüzden herkes Siyah kendi bu deniyor ya buna, yani evet. öngörülemeyecek olaylardan evet. biri. Evet, o yüzden insanlar kendi yaşantılarında öngül, öngörülebilir olanı tercih evet, ediyorlar. Tabii. Zaten astrolojinin de e, en önemli e, fonksiyonu bu. Öngörülebilirlik, Öngörülebilirlik sağlamak. sağlamak. Tabii, bu nokta şöyle bir sıkıntı var. Bilmiyorum onu yaşıyor musun? Yani yükselen burç dediği zaman işin içine saat falan giriyor. Evet. E, onu çoğu kişi bilmiyor. E, Sabah karşı ezan Değil mi? vakti. Yani <laughs> benim babam tam doğum tarihini bilmiyordu. Ya yani yazıyor evet. bir şey ama ne kadar doğru bilmiyoruz. Tabii. E. Yani bizim ülkemizde şöyle bir avantaj var. Yani arada birkaç jenerasyonda bir gap var. Hmm. Şimdi e, Bizim jenerasyonumuz da bilir. Herkes. Bizim jenerasyonumuz biliyor. Bir önceki jenerasyon diyebileceğimiz yani 70'ler ve 50'ler arası doğun, doğanlar. Doğanlarda bir e, kopukluk var. Ondan evet. öncekiler de biliyor. Allah Allah niye? Ondan öncekiler niye biliyor? Çünkü. Ee, yıldızname kadılar tarafından çıkartılan Çünkü en üst seviye ha. Okumuşlar ve matematik bilgisi olanlar O zamanlar orada bu, Bizim çocuğumuz yaşayacak mı yaşamayacak mı insan ömrü çok kısa ee, Kaç tane çocuğum var ha. hangisine yatırım yapayım Hangisini yaşatmak ha. Daha orada sarf, o şey istatistiki ihtiyacı vardı İhtiyacı yani, varmış evet, yani Osmanlı'da böyle bir anne baba belki tabii, de yani. Tabii. O yüzden hep Dini kitap hangisi ise evde Kur'an, <laughs> Tevrat, artık İncil neyse arkasına doğan <laughs> çocukların saati doğduğu gün yazılırmış. <laughs> şimdi bu <laughs> bu ihtiyaç ortadan kalkıcı bir ihtiyaç, şeye uğruyor. İhtiyaç ortadan kalkmak değil aslında ama göçlerle ve e, kültürün kaybolmasıyla ve inkarla aslında evet. yani hani o arada bir e, apolitik evet. ve e, önem e, var. E, bir de şey, şey var. var şimdi ya, mesela eski zamanda yani şöyle benim babamların olduğu çok çocuğu olan aileler tabi bunu kaydını tutamıyor çünkü çok var yani evet. unutuyor mu unutuyor evet. şimdi bir tane iki tane olunca zaten hatırlar değil evet. mi anne kaçta doğduğunu hatırlar ya Vallahi o kadar da şey var, var mı olsun. gerçekten <gülüyor> <gülüyor> <laughs> yani bir tane olup da dokuz var mıydı acaba doğum falan diyenler bile oluyor. Neyse sonuç olarak biz bunu şu anda nispeten daha kolay bir şekilde yani doğum tarihi Hı -hı. doğru ise kişinin evet. ve yaklaşık bir aralık varsa bulabiliyoruz. E, bulabiliyoruz. Çünkü bizim hayatımızda şimdi artık bir yazılım kullanıyoruz ve Hı -hı. o yazılım bize aynı senin doğum gününe geri götürdüğü gibi başka bir tarihe de geri götürebiliyor. Yani o Anladım. günkü pozisyonları Anladım. gözlemleyebiliyoruz. O zaman ne oluyor? Bizim elimizde şöyle bir data var. Bir başlangıç noktası var. Yaklaşık bir x, Hı -hı. x eksi 1, hmm, x artı bir civarında bir şey olabilir. Sonra sen oradan ben, çiziyorsun artık. Evet ben oradan diyorum ki e, şu tarihte if e, bu tarihte bir ameliyat geçirdiyse bu kişi hmm. o zaman x eksi 1'e doğru mu gideceğim x artı 1'e doğru anladım. mu gideceğim. Anladım. Baya burada bir matematiksel bir yakınsama Ya kolay bir iş değil bu yani böyle değil, değil. çok bilmeyen cahil insanların atıp tutabileceği Yok. bir alan değil. Ne nasıl görüyorsun televizyonda konuşan astrologlar yani biliyorlar mı bu işi bir kısmı öyle atıp tutuyor mu? Yani çok uzun zamandır televizyona hı. çıkan arkadaşları izlemiyorum diyeyim ama Türkiye'de iyi astrologlar var. Var, anladım. Var. Yani bizim hepimizin e, gözünün önünde olduğu işte en çok tıklanan diye baktım. Hı hı. Ama tabii ekol farkı var diyeyim. Yani hmm. ben daha ha, bu işte dekollar de var. Tabii. Daha matematiksel daha olanı matem var. Daha sanatsal bakan ha. işte. Anladım. <laughs> Horoskop küreme bakıyorum, kıvamında davrananlar ha. da var. Anladım. İşin tamamen full istatistik şeyi ortaya koyan yani işte savaşta olabilir, depremde olabilir, yangında olabilir, hastalık da çıkabilir filan gibi böyle bütün hikayeleri ortaya koyanlar da var. Tek bir senaryoyu ortaya koyup kesin bu olacak diyenler da var. var. İşte bu determinist filan hmm, gibi şeyler. Anladım. E, bu bir, bir süre sonra bu kadar çok göz önünde olarak hikaye anlatıyor olmak veya geleceğe yönelik evet. öngörüleri hmm. hikayeleştirmek birazcık ego Şeyine yol açıyor. Yol açıyor. Tabii bunu yani. şişiriyor, şişiriyor. Çok ilgi oluyor. Evet. Yani çok da zor bir şey geleceği görmek. Burada sapmalar yaşayabiliyor. Hmm. Ya yani bu, bu tüm dünyadaki hmm. bütün astrologlar Öyle için mi? geçerli bir şey tabii ki. Sadece Türkiye'deki astrologlar bu için işte değil. Bu işte para var mı? Kazanılabiliyor mu? Tabii. İyi para kazanılabiliyor yani. Tabii. İyi yani astrolog olursan. olursan kazanırsın. Türkiye'de de. Türkiye'de de. Ama tabii bütün mesleklerde olduğu gibi en önemli konu hiçbir zaman öğrenmeyi bırakma. Bırakmayacaksın evet. Ve çünkü gelişiyor. Çünkü e, var yeni yazılımlar hmm. gelişiyor. Bir de yani kendi geliştirmek istiyorsan yabancı kaynakları ve yabancı astrologların yeni söylemlerini takip ediyor olman lazım. Ne kadar çok dil biliyorsan çünkü her astrolog da dil bilmiyor. Sadece Doğru. İngilizce bilmek de Doğru. yetmiyor. Doğru. Böyle onların yaptığı farklı yorumların ne olduğunu takip edebiliyor olmak lazım. Ee, o en, yüzden bu iş biraz en, en takip. En gelişmiş olduğu ülke neresi astroloji? Öyle mi? Tabii. Allah Allah niye acaba? Yani her türlü e, örgürün evet, merkezi. Hmm. Evet doğru. Adamın <laughs> kalıcısı da çok iyi. sipariş da çok iyi. Evet. Yani MI6, 7 astroloji orada da bir e, yani tabii ki işin şakası MI6 falan. Ama Amerika değil İngiltere. Ama, evet. Evet. Şimdi falan var mı? Ya da o, Çin astrolojisi falan diye ayrı bir şey mi var yoksa? Çin astrolojisi tabii ki. Ha. Hint astrolojisi. Şimdi bu iş bunlar ayrı. Tabii tabii. Hint astrolojisi Batı astrolojisi ve Çin astrolojisi olarak üçe ayrılıyor hmm. aslına bakarsan ve Batı astrolojisi de klasik astroloji ve modern astroloji Diye olarak ayrılıyor. ayrılıyor. Hint astrolojisi e, hala en ruhani boyutu hmm. olan Çin astrolojisi geleneksel öngörülerini devam ettiren Anladım. Batı astrolojisi de ve yani Batı modern astrolojide en yeni tekniklerin uygulandığı Bu, ve e, teknolojinin en altyapı sağlayabildiği alan olarak adlandırılıyor. Bizim konuştuklarımız hep batı değil mi? E, yani koç burcu bilmem ne. Evet. Anladım. Yani hepsinde diğerlerinde de koç burcu var. Hmm. Ama farklı bir zaman dilimi veya farklı bir pozisyona girebiliyor. Anladım, anladım. Anladım. Vallahi çok enteresan bir şey oldu. Umarım dinleyicilerimiz de beğenmiştir. Ee, evet. tahmin ediyorum birçoğu için çok yeni bilgiler ve hayatı sırlarını anlama açısından <laughs> e, değişik bir perspektif oldu. Aslında senin daha önceki bölümlerde bölümlerdeysen evet, Elgenle evet. yaptığın bölümde de e, çok benzer şeylerden doğru, bahsetmiştin. Doğru, yani astroloji a, doğru. A, astrolog gibi bir e, dönemlerden hayatın döngülerinden bahsetmiştin. Doğru. Bahsetmişti. Doğru. Ayrıca Sertaç'la yaptığım bölümde Bölüm. de o zaman e, e, bir şeyler vardı. Değerli dinleyicilerimiz evet. bu iki bölümü de Ayşegül'le yaptığımız bölümle beraber dinlemelerini tavsiye <laughs> edelim. Onları da linklerinde ayrıca yorumlara koyarız. Çok teşekkür ediyorum Ayşegül. Ben teşekkür Değil ediyorum. Değerli dinleyiciler arayı çok açtık. Biliyorum sizlerden özür diliyorum. Ben bu podcast'i genelde arkadaşlarımla yapıyorum. Arkadaşları da tabii ayarlamak zor oluyor. Her zaman beceremiyoruz. Biraz ben de bu aralar yoğundum. İnşallah bu özleme son vereceğiz. Daha düzenli şekilde yapacağız podcast'ı bize. Çok teşekkürler. <laughs> Görüşmek üzere.